Günün lezzet ipucu, mis kokulu Amasya elmalı kek. Oda sıcaklığında malzemeler yanımda. Güzelce malzemelerimi dizerken size de söyleyeyim. Zencefil var, şeker, ceviz, tarçın. Önceden çıkartılmış buzdolabından yumurtalar. Kabartma tozu, doğranmış Amasya elmaları ve un. Şimdi kekin yapımına geçiyorum. Kek yaparken eğer çırpma kabınız cam olursa kekiniz daha iyi kabarır. Şimdi yumurtaları kıralım. İki tane yumurta. Bir su bardağı toz şeker. Ve yarım su bardağı sıvı yağ. Yeterli. Şimdi bu malzemeler güzelce krema kıvamına gelene kadar mikserle ya da çırpma teliyle iyice karışacak. Bakın krema kıvamına geldi. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. Son derece basit ve lezzetli keki bitireceğim. Önce unumuzu ilave ediyorum. Şöyle bolca tarçın koyuyorum. Eğer varsa zencefil, varsa muskat. Onu da ekliyorum. O kokunun sırrı olacak. Şimdi öyle bir malzeme ekleyeceğim ki şaşıracaksınız. Karabiber. Özellikle çikolatalı tatlılarda ve tarçın varsa keklerde kullanıyorum. Müthiş bir sır yakalıyorum. Bütün gizemi bence ortaya çıkarıyor. Çok az, böyle kaşığın ucuyla bir miktar karabiber yeterli. Kabartma tozunu koyuyorum. Bir paket. Cevizleri elimle parçalayarak iri iri gelsin ama rende ceviz isterseniz onu da koyabilirsiniz. Şöyle parça parça yapıp onu da koyalım. Birazcık karıştıralım. Kararmaması için limonlu suda beklettiğim Amasya elmalarını kekin içine koyuyorum. Elimle suyunu şöyle sıkarak serpiştiriyorum. Elmalar da kabın içinde yerini aldı. Şimdi güzelce karıştıralım. Sıra geldi suyla kıvamını ayarlamaya. Yavaş yavaş suyu ekliyorum ve boza kıvamında bir kek hamuru hazırlıyorum. Bence bu kadar yeterli olacak. İstediğim akışkanlıkta bir kek hamuru hazırlamış oldum. Şöyle karıştırıyorum alttan ala ala, her yeri eşit şekilde ıslansın ve kek de eşit şekilde kabarsın. Bence kalıba girmeye hazırlar. Her şey hazır. 160 derecede ısıtılmış fırına kekimi götürüyorum. Güzelce kabarsın. İşte kekimiz hazır. Günün lezzet ipucu. Nefis, mis kokulu Amasya elmalı hem de sulu kek. Afiyet olsun.